Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kişisel bakım bir tarif hazırlayacağım arkadaşlar. Birçoğumuzun problemi olan saç dökülmesi. Ya seyrek saçlar, kırık saçlar, bakımsız, mat görünen saçlar için oldukça doğal ve bitkisel bir tarif hazırlıyorum. Hiçbir şekilde kozmetik ürün kullanmayacağım bu tarifimde arkadaşlar. Öncelikle kullanacağım malzemelerden ikisi aloe vera yaprakları ve bir tane de mor soğan arkadaşlar. Bu ikisi benim ana malzemem. Şimdi bunları doğruyorum. Oldukça küçük doğrayacağım. Bu tarifte aloe vera yaprakları çok önemli arkadaşlar. Jelini, hazır jelini kullanmıyoruz. Sadece bitkisini kullanıyoruz. Doğradığım aloe vera yapraklarını tavana döküyorum. Bir tane de mor soğan kullanacağım. Bu tarifte normal soğan kullanmayalım. Mor soğan, yani kırmızı soğan kullanım varsa arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Çok iri doğramıyorum. Yine soğanımızı da tavaya döküyorum. Bir çay bardağı sıcak su ekliyorum üzerine. Ocağı aldım, altını yaptım tavanın. Soğan ve aloe veranın yaprakları kaynadıktan sonra 4-5 dakika daha kaynatacağız arkadaşlar. Bu arada abone değilseniz kanalıma abone olun. Zil sesini açın ve beğenileriniz, yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Kısık ateşte 4-5 dakika kaynatarak aloe veranın içindeki jellerinin çıkmasını ve soğanların vitaminin suya vermesini sağlıyorum. Aloe vera ve soğan kaynaması da artık yeterli. 5 dakika kaynattım. Bütün sularını saldı arkadaşlar. Biraz ılıdıktan sonra boş bir kaseye süzüyorum. Tamamen soğutmadan biraz ılık olarak süzüyoruz arkadaşlar. Tamamen özünü çıkarıyoruz. Bütün suyunu çıkarıyoruz. Bu iki malzemenin de özü çok önemli saçlarımız için, saç bakımlarında. Süzme işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar, bu biberiye yağı kendim yapmıştım. Hatta kanalımda da tarifi var. Biberiyeyi ben süzmeden bu şekilde kullanıyorum bütün cilt bakımlarında. Ve elime ben krem kullanmıyorum arkadaşlar. Krem yerine bu biberiye yağını günlük sürüyorum. Elime, cilt bakımlarında da kullanıyorum hatta. Size de tavsiye ederim. Oldukça doğal, bitkisel bir, değerli bir yağ arkadaşlar. Şimdi bu saç bakım kürüne bu biberiye yağından ekliyorum. Hazır almak yerine arkadaşlar, bu şekilde kendiniz yapın. Evde kendiniz yapın ve kullanın ciltte, saç bakımlarında. 2 tatlı kaşığı ekliyorum biberiye yağından. Biberiye yağının saça faydaları çok büyük arkadaşlar. Mutlaka siz de kullanın derim. Kaşıntı saç derisini uyarır ve saç köklerini canlandırır arkadaşlar. Saç uzamasını da sağlamış olur. Kepekler de varsa biberiye yağını kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da sirke ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı bizim için yeterli.
Hazırlamış olduğum saç bakım spreyini arkadaşlar böyle bir püskürtmeli şişeye aktarıyorum. Varsa eğer sizin de bu şekilde püskürtmeli fıs fıslı şişeler böyle bakım kürlerini aktarabilirsiniz. O şekilde kullanmak daha kolay olacaktır. Eğer şişeniz yoksa arkadaşlar bu şekilde saç boya fırçalarıyla da saç diplerine uygulayabilirsiniz. Tıpkı boya sürer gibi. Kapağını da kapatıyorum. Aloe veranın saçlarda etkisi çok önemli arkadaşlar. Mümkünse bitkisini siz yetiştirin ve saçlarınızda kullanın. Saç kökünü güçlendiriyor, kırıkları onarıyor, dökülmeyi durduruyor, saç uzatıyor arkadaşlar. Sağlıklı ve gür parlak saçlar için aloe verayı bu şekilde hazırlayın ve saçlarınızda kullanın. Bu hazırlamış olduğumuz saç spreyini arkadaşlar kimler kullanabilir ve günlük ne kadar kullanabiliriz? Gün aşırı saç diplerinize püskürtün arkadaşlar. Eğer ki saç uçlarınızda da kırıklar varsa saç uçlarına da kullanabilirsiniz. Çünkü saçları onarmakta birebir o kadar ki faydası var. Özellikle arkadaşlar saçlarda sık boya yaptıranlar için bu tarif ideal bir tarif arkadaşlar. Çünkü boya yapılan saçlarda sık boya yapılan saçlarda arkadaşlar kırılmalar, dökülmeler, mat görünümler oluşuyor. Ve fönden, fırçadan, sık taramaktan saçlar o kadar yıpranıyor ki böyle doğal bitkisel bakımları hazırlayın ve saçlarınıza uygulayın arkadaşlar. Sizler de saçlarınızın daha bakımlı, gür, parlak ve seyrek saçlarınızı onarmak istiyorsanız arkadaşlar, uzamayan, geç uzayan saçlarınıza bakım yapmak istiyorsanız bitkisel tarifler hazırlayarak saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Hatta dökülen saçlar, seyrek kalmış saçlar, uçları kırık ve mat görünen saçlar için harika tarifler hazırlayarak saçlarınızı uzatabilirsiniz. Hazırlaması hem çok kolay hem de bitkisel zararı olmayan bitkilerden faydalanarak saçlarımıza bakım yapabiliriz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.